otomatik bilgi paylaşımında hesabınızın paylaşılıp paylaşılmadığını nasıl öğreneceksiniz? Arkadaşlar biliyorsunuz sizleri nasıl bilgilendirdim. Otomatik bilgi paylaşımı 2019 verileri Almanya dahil birçok ülkenin verilmiş. Bu bilgiyi alırken bu konuda da bilgilendirme aldım. Bunu unut biraz belirttim ama net olarak şunu söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Bunu nasıl öğreneceksiniz? sadece ve sadece bankanıza soracaksınız. Bankanız sizin bilgilerinizi Gelir Dersi Başkanlığı'na iletmiş mi? İletmişse paylaşılmıştır. Şubeye sorabilirsiniz. Şubeden cevap alamazsanız onlar zaten merkeze sorup size cevap verirler. Baktınız oradan da alamıyorsunuz. Gelir Dersi Başkanlığı'na yazarsınız. Gelir Dersi Başkanlığı'na cevap alamıyorsanız cibere Ama bankalar gene de bana verilen bilgi bankalara sorulduğu zaman oradan bilgi alınır. Şimdi 2019 verileri verildiği için bu 2019 verileri genelde geçen sene toplanmıştı. 31 Mayıs 2020 tarihinde. Size belirttiğim gibi Almanya'ya bile Temmuz ayında vermeleri yönünde ben bir yerde yazı da okuduydum. Yani onu da vereceklerdi. Ta Temmuz ayında rehber çıkmadan önce o 5 ülke ertelendi. Diğer ülkeleri 54'ünü gelecek sene verilerini vereceklerdi Eylül ayında. Sonradan 59'a çıkıp işte aralık ayında sarktı. Sonradan paylaşmayıp Avrupa Birliği toplantısına gittiler. Avrupa Birliği Bakan işte diplomatları onun topladı Şubat ayında orada işte sizi karar isteği alırız tehdidini aldılar. Bu ne dedi bundan sonra da Mayısın sonunda Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıktı 4025 26 sayılı. Ondan sonra da ilk olarak 2019'un verilerini verdiler. Yani burada hazır olan veriler verilmiş. Gözüküyor. E ne yapacak? Şimdi de iki, 2020 verileri de işte Eylül ay içinde tamamlanacak verilmesi. Yani burada ya belki e, 2020 verilerini alır, alırken güncelleme, güncellenmiş adresleri esas almış olabilirler. Ama 2019'u verdikten sonra diğerlerinin bir önemi yok. Sizler ne yapacaksınız? Merak ediyorsunuz biliyorum. Ben sizler için çırpındım. Yani benim için çok büyük sürpriz oldu. Öyle bir moralim bozuldu ki, yani onu anlatamam arkadaşlar. Ama ne yaptım? Sizlere öyle veya böyle bir net bilgi verdim ki bu bilgiyi milletvekilleri bile alamıyordu biliyorsunuz. Biz ne yapıyorduk? Sizlere diyorduk ki 001 ihtimal olsa da paylaşım olursa sizin yapacağınız değişiklikler sizin aleyhinize olur. Bir bekleyin, bir erteleme sinyalini gayri resmi olarak da alsak size bildirelim. Bu yıl sonuna kadar işlem yaparsınız. 2021 yerileri 2022'de paylaşılırsa hem hükümet siz bilgilendirilmeme zannından kurtulur hem de sizler, fayda, sizlere faydası olurdu. Maalesef bu gerçekleşmedi. Hiç tahmin etmediğimiz sonuç aldık ve bakana güvendik. Bakan 4 Mayıs 2021 tarihinde gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz diyordu. Biz de dedik güzel güzel şey yapıyorlar. İşte gurbetçiyi mağdur etmeyecekler. Bunu 2022 yılına sarkıtacaklar. Bizler bakanın veya diğer kişilerin kurban olduk. Ama ben size her zaman maddi zarara uğramanız uğramamanız için ne yaptım? Beklediniz dedim. Sakın kimseye para kaptırmayınız dedim. Ve bu yönde ne yaptım? Sizler için uğraştım. 3 hafta sonunda sonucu aldım arkadaşlar. Aldığım sonuç milletvekillerini bile alamadığı sonuçtur. Çünkü azmettim. İlk uğraşım çok daha net sonuç alacaktım ama o ilk e, gittiğim kişi e, benim bu kadar sizler için uğraştığımı görünce bana bu negatif sonucu direkt vermek istemedi. Ona da saygı duyuyorum. Şimdi anlıyorum onu. Onun sonra ne yaptım? İkinci teşebbüs, üçüncü, dördüncü de sonuca vardım. Ve üç gün biliyorsunuz sizlere video yapmadım. Sizler de bekliyordunuz. Yakup niye video yapmıyordu? Yakup uğraşıyordu sonuç almak için. Allah yardım etti. Öyle veya böyle sonuç kötü olsa da aldık. Çünkü sizler artık ne oldu? Bir beklentiden kurtuldunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Paylaşıldı paylaşıldım paylaşılmadı mı diye bankanıza sorabilirsiniz. Ben Ağustos ayında yine gideceğim. Çünkü görüştüğüm kişi bana dedi gel Cuma günü. Yani çarşamba görüştüm. Çünkü baktık dop doluyuz bilgi olarak. Ama ben Almanya paylaşıldı ve diğer ülkelerin 2009 verileri paylaştıktan sonra ben dedim fazla bundan sonra konuşulacak bir şey yok. Ama daha detaylı diğer konuları da sorabilirim. Çünkü o moral bozukluğum benim çok kötüydü. E, ne yaparım? Ağustos ayında en kötü ihtimalle daha detaylı bilgiler alıp sizlere aktarırım. Ama bundan sonra yapılacak fazla bir şey yok. Sadece bekleyeceksiniz. Kendini ihbar mihbar konularına... Şimdilik girmeyiniz. Ben sizi yine bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şu bilgiyi aldım. Sizleri aklıma geldi. Yeniden video dolduruyorum. Ne diyorum? Kesin paylaşılıp paylaşılmadığını nereden öğrensiniz? Bankanızdan. Bankanız vermişse paylaşılmıştır. Evet arkadaşlar. Sakın dolandırıcıları falan da para kaptırmayınız. Bundan sonra hiçbir yapılacak işlemi bunlara bir faydası olmaz. Onlar hep böyle yalan dolan. Arkadaşlar benim aldığım bilgi kimse hiçbiri almamış ne milletvekili dedi. Bunu yaptım. Sizler için yaptım arkadaşlar. Ankara'da her gittiğimi ya diyorum gurbetçi zor durumda diyorum. Elimde rapor var şey diyorum. En sonunda yazdım onu daha detaylı. Cumhurbaşkanımıza üç değişik koldan ulaştırmanın yollarında buldum. Ama çok geç kalmışız. Raporunda bir önemi kalmadı. Evet arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye yine öyle veya böyle değişik şekilde devam edeceğim. Bu işte bu sonucu aldık. Çok üzgünüm bildiğiniz gibi sizin adınıza. Sizler bana fazla e, tepkide göstermeyiniz. Çünkü biliyorsunuz benim niyetim nasıldı. Ben bakana inandım. Diğer şeylere inandık. Bir siyasi olarak 1 milyon net oy farkı atacağım bir e, grubu sen bırakıyorsun. Yani bu böyle bir siyasi stratejide olmaz. Tehditlere boyun eğdiler. Önce vermeyeceklerdi. Rahip'in olayı gibi oldu. Önce vermiyor. Sonra Amerika'ya verdiler ya. Bizi de işte kurbetçileri ne yaptılar? Bulundukları ülkelere verdiler. Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, kalın sağlıcakla. Otomatik bilgi paylaşımında Türkiye 65 ülkeyle paylaşıma başladı. Öncelikle 2019 verileri veriliyor. Burada Almanya'nın dahil birçok ülkenin 2019 verileri verilmiş. Eylül ayı içinde de hem 2019 hem de 2020 verilerinin verilmesi bitecek. Burada sadece 2019 ve 2020'yi verecekler biliyorsunuz. Ha bu arada İngiltere ile ilk belki 2020 verilecek sadece. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyormuş. de olabilir ama diğer ülkelerle şu anda karşılıklı olarak bilgi paylaşımı başlamış. Şimdi bazılarınız diyor ki işte belgen şu budur. Arkadaşlar ben direkt olarak teyit ettirdim bunu ve bilgiyi aldım. Kaynağımı açıklamam ama kaynak istiyorsanız zaten kaynak nerede? 23 Haziran 2021 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı'nın güncellenen rehberinin 7. maddesinde 2019 verilerinin paylaşılmaya başlandığı söyleniyor. Bana sizlerden soru geldiği zaman göstereceğim belgenin bu olduğunu da söylemem söylendi. İstiyor musunuz belgeyi? Buyurun. Evet. Bizler bunu görüyorduk ama ne, orada Norveç'le Letonya olunca çünkü Norveç'le Letonya'nın 2018'i verilmiş. Diğer ülkelerin 2018'i verilmediği için oraya Norveç'le Letonya koyulmuş. Biz de dedik ki Norveç'le Nötonya'nın 2019'unu vermişler. Zaten 2018'ini vermişler diye yorum yapıyorduk. Halbuki oradaki açıklama, resmi açıklamada ne diyor? Başlanmış diyor. Ve başlanmış arkadaşlar. Bunu ne yaptım? Kesin sonucunu 14 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'dan aldım. Sizleri bilgilendirdim. Yakup hiçbir zaman belgesiz konuşmaz, havaya konuşmaz. Unutmayınız. Ben bu nedenle her zaman ne yaparım? Ee, yani kimse bana niye bunu söyledin diyemez. Çünkü elimde belge var. Ben size ne diye niye ne diyordum? Sakın ve sakına gidip işlem yapmayınız. Eğer erteleme sinyali gelmediği sürece çok düşük ihtimal olsa bile 001 olsa bile 2020 verilerinin en kötü ihtimalle paylaşılacağı ve bunun da size işlem yaptıktan sonra çok daha kötü sonuçlarla neden olacağını söylemiştim. Ne dedim? Bekleyin, bekleyin dedim. Sonucu aldık. Ve sizleri hem masraftan kurtardım hem dolandırıcıların elinden kurtardım. Arkadaşlar paylaşım yapılmış. Birçok ülkeyle karşılıklı olarak verirsen ona veriyorlar. Ama hala daha televizyonlara çıkıp gelin işlem yapma şansınız var. İşte şunu yapın, bunu yapın diyenler var size. Bunlarla ilgili de ayrı bir video dolduracağım yeniden. Önceden de sizi uyardım. Arkadaşlar bundan sonra işlem yapılacak hal mal yok. Şimdi ne, neye geliyoruz? 65 ülke hangi ülkeler bunlar? Merak ediyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bunların arasında 2025 Ağustos 2020 tarihli rehberde yazılan yani 2020 verilerinin 2021'de paylaşılacağı yönünde anlaşılmaya neden olan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya da dahil onların 2019 verileri de veriliyor. Bu 65 ülke arasındaki hangi ülke? Finlandiya, İsveç, Danimarka, işte zaten Norveç verilmiş, Rusya var, Hindistan var, Çin var, Pakistan var, Japonya var, Kanada var, Avustralya var ama arkadaşlar Amerika yok. Bunu bilin. İşte size 65 ülkeyi OECD'nin sayfasından Türkiye'nin paylaşısı 60 paylaşım yapacağı yani Türkiye'ye veriyor onlar onlar da Türkiye'ye veriyor. Bu ülkelerin listesini vereyim. E, ekranda durdurup bakabilirsiniz. Buyurun. Evet. Ne ümidiniz vardı? Türkiye paylaşım yapmayacak. Yani yapmaz. Çünkü niye? 4 Mayıs 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ne dedi? Gurbetçiyi dedi mağdur etmeyeceğiz dedi. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hiçbir ülkeyle paylaşım yapmadık. Abla ki burada öyle derken Norveç ve Letonya istisna yani orada onlar ikisi yoktu. Ama onu söylemedi tabii. Şimdi bakan böyle açıklamasından sonra ne, ne ümidi belirdi? İşte Türkiye bu senede paylaşım yapmaz. Gurbetçiye 2021 yılının sonuna kadar işlem yapma hakkı verilir. 2022'de paylaşım yapılır. Bu nedenle ne olur buradan? Hem hük hükümet gurbetçiyi hiç bilgilendirmeme zannından kurtulur. Hem de gurbetçinin fırsatı olur. E burada da tabii seçimlerde yaklaştığı için yurt dışında 3,5 milyona yakın seçmen var. AK Parti %60'ını almış Cumhurbaşkanı. Buradan 1 milyon en az oy farkı atacak, bir fark atacak durumu varken hükümet de böyle bir şey yapmaz diyorlardı. Ama hükümet maalesef bunu yaptı. Ee, niye yaptı? İşte Türkiye'yi biliyorsunuz Şubat ayında, bu senenin Şubat ayında Avrupa topluluğundan tehdit geldiydi. Fransa, Avusturya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'yi kara listeye alalım demişler. Almanya engellemişti bunu. Onda da şey yazıyordu, bu dört ülkenin Türkiye'ye karşı bunu yapmasının nedeni, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasını bahane edip oradan vurmaya çalışmışlar. Almanya da bunu engellemişti ve orada Türkiye'nin en büyük kozunun göçmen kozu olduğu da belirtiliyordu. Tabii Türkiye kozunu kullanmayıp diğer onların e, tehdidi sonucu paylaşım yaptı. İstiyor musunuz bunun belgesini arkadaşlar? Bunu da vereyim. Buyurun. Bakan Elvan'ın 4 Mayıs 2021 tarihinde gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz dine açıklamasının da belgesini istiyor musunuz? Onu da buyurun. Evet, bunlardan yola çıkarak ne oluyordu? Erteleme ihtimali olurdu diyoruz millet biz de bu yönde sizlere ne yapıyorduk söylemlerde bulunuyorduk. Diğer bir şey de vardı. Bunu Kasım 2020'den e, beri varlık barışı yeniden vardı. Yani varlık barışında ne diyordu? Vergi yok. İnceleme yok. Getir yurt dışındaki parayı Türk bankalarına yatır. bunlar ne oluyordu? Ya bunu diyen bir Gelir dersi Başkanlığı tutup bu yatırılan parayı sene sonunda başka ülkeye bildirir mi? bildirmezliğine sonuca varıyordu. Ama bu şöyleymiş, yani burada biliyorsunuz bu kara, parayı beyazlatmak yani. Hiçbir ülkede Avrupa'da bunu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. 100 euronuz olsa bile Finlandiya'da gidin bankaya yatıramazsınız. Nereden buldun diye soruyor. Devlet bizim yani nereden buldun diye sorarsanız. Her ülkede bu var artık. Son zamanlarda çünkü Avrupa'daki büyük bankalarında kara para işine karışmalar neticesinde böyle bir önlem alınmış. Yani yatırabiliyorsun. Elinde diyor nereden buldun onu. Ve Türkiye'de diyor ki getir vergi yok inceleme yok. Bundan sonra biz de ne düşünüyorduk? Goya gurbetçi getirip parasını oraya yatıracak veya yabancı getirip yatıracak. Ondan sonra onu bulunduğu, yaşadığı ülkeye bildireceksin. Bu mantıksız diyorduk. Ama bu da gerçekleşti. İstiyor musunuz bunun belgesini? Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Evet. Şimdi ne yaptım? Hep dokümanları, belgeleri size sundum. Bunların işi aldığında ne yapıyoruz biz? Biz de, yorum yapıyoruz. Benim e, sizden bir karım, bir şeyim var mı? Yok. Ne yaptım? En sağlam bilgiyi sizlere ne yapıyordum? Veriyordum. Bu nedenler ne oluyor? Benim bu YouTube kanalım sizlerin en güvenilir şekilde izlendiği kanal haline geldi. Şimdi ne yapıyorlar? Hala da bu durumda paylaşım yapılmış Almanya ile mesela 2019 verileri. Hala da size televizyonlarda ne diyorlar? Gelin işlem yapın diyor sizi kurtarırız diyor. Ondan sonra öbürü diyor ki gel sana dilekçe yazayım. Benim amacım neydi? Bunlardan sizi iyicene kurtarmak. Bir de gidip Türkiye boşu başına masraf da yapmayın Arkadaşlar bu aşamadan sonra yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana bekliyorlar ki ben hakaret edeyim hükümete işte bilmem cumbaş. Arkadaşlar ben hiçbir zaman kimseye hakaret etmem. Cumhurbaşkanı'na niye şey yapayım? İmzalamış. Kendi siyasi gelecekleri var AK Parti'nin de. Ne yapmışlar? Bir milyon oyu çöpe atmışlar. Gurbetçiyi ne yapmışlar? Teslim etmişler bulundukları ülkelerin vergi daireleri. Bu arada bazı arkadaşlara diyor ki ya diyor işte vergi daire vergi amaçlı sadece kullanılacak. işte bulundan e, bulunan ülkenin sosyali, polisi veya göçmenler bürosuyla bu paylaşılmaz. Arkadaşlar Finlandiya'da böyle bir kanun var paylaşılır diye. Bu kanunu Finliler çıkartmışsa Almanya'dan veya diğer ülkelerden benzer kanunlar olduğu için almışlardır. Ben şimdi bir de e, işte göç, göçmenler bürosunun verdiği kararları bana gönderiyorlar. İşte ben başvurdum şu ne olur. İşte karar sonucunda şu çıkmış diye kararlar okuyorum. Ee, göçmenler bürosu her şey inceliyor. Yani vergisi nedir, geliri nedir, şudur budur. Bütün bilgi belgeleri devlet birbirine ne yapıyoruz? Devlet kaynaklarından ka paylaşılıyor. Sonuçta ne yapıyor? Red kararı veriyorsa veriyor veya olumlu karar veriyor. Şimdi vergi dairesinde senin herhangi bir problemin olduğu zaman bu yeniden oturum izni başvurusunda ne yapacak? Gözükecek. E ne yapacak? Orada da bir vergiden nedeniyle alınacak bir ceza, mesela hapis cezası verilir de paraya dönüşür. Bu da bir senenin üzerinde olduğu zaman olan oturum izninin iptali ve geri gönderilmesi bu kişinin sonuçlanır. Böyle şeylerle de bana şey yapmayın. Ben bir şey söylüyorsam elimde belge var. Ben okuyorum. Benim avukatlık diplomam yok ama bir avukattan daha fazla bu konularda bilgim var. Bana ver kağıdı. Nasıl oturum izni alırım? Nereden red yersin? Sonucu ben sana söylüyorum. Adam bana göster. Ya Yakup abi böyle. Seni atarlar diyorum. Yok diyor ya sen diyor sınır polisi misin? E bir bakıyoruz uçağa binerken adamı iki polisle beraber koymuşlar uçağın arkasına gönderiyorlar. Yani anlatırız mı? Ben hiçbir zaman karşımdaki hakaret etmem. Doğru bildiğimi belgeli açıklarım. Ben o CHP milletvekili Utku Çakırözer veyahut... E, Mustafa Geneloğlu veya AK Parti milletvekiline hakaret değil. AK Parti milletvekili yalan söylemiş. Ona yalan söylüyor, söyledin diyorum ve belgesi hala internette var. Kendisi diyor ki bilgilendirdik. Nasıl bilgilendirmiş? Yani 2025 Ağustos 2020 tarihinde çıkan rehberin Gelir Dersi Başkanlığı şimdi de yok sayıyor zaten. Orada diyor iki ülkeye verdik 54'ünü vereceğiz. O bilgilendirme değil ki Almanya'da sonradan vereceğiz diyor. Şimdi CHP milletvekili ne diyor Utku Çakırıcı? Tweet yağmuruna tutun diyor Geri Dersi başkanlığını işte CİMER'i falan sağ solu Hazine Maliye Bakanlığı'nın. E niye tweet yağmuruna tutacak? Şu anda zaten iş bitmiş. Vatandaş eylemi yapmayacak, siz eylem yapacaksınız. Sizi seçmişler oraya göndermişler. Ben diyorum ki vekilliğinizi yapın. Vekiller aciz diyorum durumda kalmış. Doğru mu? Mustafa Yener bir şey yapabildi mi? 2017'de zaten kendisi mağdur etmeyeceğiz diyordu. Parti değiştirdi. Ondan sonra sağa sola laflar ediyor. Ben onlara şey etmiyorum ki. Ben diyorum sadece yapamadınız. E, beceriksizlik yaparsa bir kişi ona da beceriksiz demek hakaret olmaz. Bununla ilgili Finlandiya'da elimde belge var. Devlet yetkilileri diyor ki hat hata yaparlarsa vatandaş bunlara hata yaptığını söyleyebilir. Bunlara yapamadın der. Yapamadın ne demek? Beceriksizlik yaptın yani. Başaramadın. Bu hakaret değil arkadaşlar. Bu bir sonuç. Eleştiriyorsun. Elimde fin kanunlarına göre bunu söylersin diye ne var? Belge var. Onun sonradan hikayesini de anlatırım sizlere. Cumhurbaşkanımıza ne diyoruz? Ya vatandaş bu halde rapor yazmışım, etmişim. Durumu bildiriyorum. Ha onlar karar ve Maliye Bakanlığı'na diğerlerine yetkililere öyle. Ne yapıyorlar? Diyorum ki bak şunu yaparsanız hem siz şuradan zarar görürsünüz, gurbetçi buradan zarar görür. Arkadaşlar ben hakaret etmem. Bunu bilin. Elimde buna göre de belgem var. Savcılık belgesi, bakınız. Birileri beni 4 sene önce böyle e, yani onu da sonrası şey ederim. Yakup Yılmaz işte şöyle şöyle diyor. Savcı ne diyor? İfademi aldılar. Devlet yetkililerinin diyor hata yapmasını önlemek için uyarıyor diyor. Evet arkadaşlar. Ben devletin yanlış yapmasını önlemek için her zaman ne yaparım? Yıllardır benim yıllardır bunu yaparım. Önlemek için e, elim bildiklerimi paylaşırım. Burada ne dedim? Gurbetçi dedim mağdur etmeyin. Ve sizin de dedim milyon net oyunuz gitmesin. Fark edeceksiniz milyon. Yüzde 60'ını almışsın. 3,5 milyon seçmen var. Sen e, Senden sonraki yüzde 25 almış. Birkaç bin oydan kaybedecek seçimde. Ben dedim siyasi iktidar böyle bir riski göze almaz. Yorumlarım hep o yöndeydi hiçbir zaman paylaşım yapılacağını sanmıyordum. Çünkü ama şurada diyordum. 001 ihtimal yine var diyordum. O 001 ihtimali yaptılar. O da ne? Avrupa'nın e, tehditlerine işte Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avusturya ve Fransa'nın tehdit var şeyleriyle ne oldu? Paylaşım yapıldı. Bakıyoruz Amerika var mı? Yok paylaşımda. Amerika senin tehdit anladık. Bu ne oldu? Ray Bronson'u işte vermeyeceklerdi vermiyoruz dediler. Sonradan ne oldu? Verdiler. Burada da vermiyoruz dediler gurbetçi, mağdur etmeyeceğiz dediler. Sonradan ne oldu? Onlara da verdiler. Burada da ben ne yorumu yaptım size? Bu dedim, İndonez zamanında Türkiye Sovyetler Birliği'nden Türkiye sığınan Azerileri köprünün üzerinde öteki tarafa iade ederken onlar diyor ki bizi kurşuna dizecekler, siz bizi kurşuna dizin diyor. Gurbetçiler ne yaptı? Size sığındı. Ya beni dedi vermeyin dediler. Siz de gurbetçi ne yaptınız? Aynı şekilde verdiniz. Gurbetçilerin tarihi bunu yazacaktır. 60 yıllık tarihlerinde böyle bir zor durumda kalma durumları olmamıştı. %80'nin üzerindekini etkileyecek. Bundan ne sonuçlar gelecek İleride göreceğiz. Ben ne yapıyorum? Sizleri sadece ve sadece doğru şekilde bilgilendiriyorum. Arkadaşlar sonradan da bir başka videoda bugün sizlere yine paylaşırım. Özellikle bu hala sizleri yolmaya çalışanlarla ilgili. Her şey bitmiş, da gelin işlem yapalım diyorlar. Hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.